Antalya'nın kayıp 5 yılı. CHP'nin yerel seçimlerde AK Parti'den aldığı büyük şehirlerin içler acısı durumunu anlatmaya Adana ile başlamıştım. Sırada Antalya var. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 20 yıl belediye başkanlık yaptıktan sonra CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'in yaptıklarına kısaca bakalım. Böcek Antalya Belediyesi'ni devraldığında belediyenin yakın ve uzun vadeli borç toplamı 3 milyar 642 milyondu. 2024 bütçesi de öngörüldüğü gibi gerçekleşirse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alması gereken borç miktarı 2 milyar lira. 2019 seçimlerinde CHP'li adaylardan sıklıkla duyduğumuz israfı sona erdirmek için midir bilinmez, Böcek'in belediye işçilerini kendi çiftliğinde çalıştırdığı da ortaya çıkmıştı. Böcek belediye başkanlığını kazandıktan sonra vaatlerini unuttu. Ne 20 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptığı Konyaaltı'na raylı sistemi getirebildi, ne de bir reklamda duyurduğu halk mama, halk su, limanlar, ucuz su vaatleri gerçekleşti. Bunun yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilere aylarca maaş veremeyen belediye olarak anıldı. Antalya'nın en önemli marka değerlerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali Muhittin Böcek yönetimi tarafından gerçekleştirilemedi. Festivalde yarışacaklar arasına FETÖ propagandası yapan belgesel koyulunca tartışmalar başlamıştı. Muhittin Böcek festivali iptal ettiğini ve 2023 yılı içerisinde muhakkak yapacağını söylemesine rağmen Altın Portakal Film Festivali yapılmadı. CHP'li Muhittin Böcek, Antalya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde onlarca yıl geriye giden büyük şehirler listesinde yer almasını sağladı. Ve CHP'li belediyelerdeki kaosun tesadüfi olmadığını, bunun CHP'nin karakteristik bir özelliği olduğunu ispatlayan örneklerden birisi olarak tarihe geçti. Hilal Kaplan, Sabah.